İslam dünyasının bu 1 milyar 600 milyonun %85 ila 90'ı Sünni'dir. Geri kalan %10 ila %15'i ise gayri Sünni'dir. Gayri Sünni mezhepler. Bunlar içine daha çok Şii mezhepler giriyor. Tabii o kadar yani. Onu fazla geçmez. %10 ila %15. Daha fazlası mümkün değil yani. Ve dağılışta bu şekilde şu koyu yeşil alanlar, Şii alanlar. Bunlara ayrıyeten geleceğim. Sünni kesimde gayri Arap, Arap olmayan İslam dünyasında Hanefilik ağır basıyor. İki büyük etnik, yani İslam aleminde Araplardan daha fazla nüfusa sahip Türk dünyası ile Hint dünyası, Hanefi. Yine gayri Arap unsurlardan Güneydoğu Asya, Şafii. Şafii alanı görüyorsunuz Okyanusya'yı. Yani daha çok Hint Okyanusu'nu görüyoruz. Çünkü İslam buraya deniz yoluyla taşınmış. Deniz yoluyla taşıyanlar ise Yemenliler. Buraya Yemen'de Şafii olduğu için Şafii tüccarlar ve denizciler tarafından İslam bu tarafa taşındığı için Güneydoğu Asya ta Filipinlere kadar Şafii. Hakeza yine İslam bu yakaya, yani Doğu Afrika'ya yine Yemenli denizciler yahut Ummanlı denizciler tarafından taşındığı için o bölgede yine Şafii olarak görüyoruz. Fakat karayolu, karadan İslam'ın yayıldığı, Arap'tan, Arap dünyasına, Arabistan'dan başlamak üzere karadan fetihler suretiyle yayıldığı Türk dünyası ve Hint dünyasında Hanefili baskın mezhep olarak görüyoruz. Kuzey Afrika, Mısır hariç, Kuzey Afrika Maliki ve yine Batı Afrika Maliki, Doğu Afrika Şafii, Hanbelilik Arabistan Yarımadası'nda doğal doğuş yerinde durmakta. Bir de Osmanlı Arap dünyası var. Mısır, Suriye, Filistin, Irak bu bölge. Buralar Şafii ve Hanefilik beraber yaşayan yerler. Yani Osmanlı'dan dolayı Hanefi kendi tarihten taşıdığı mezhep olarak Şafii, bu ikisi iç içe geçmiş. Bu Mısır, Filistin, Ürdün, Suriye, Irak bölgesinde biz şeyi görüyoruz. Hanefilik ve Şafiliğin beraber durduğunu görüyoruz. Şimdi Şia'ya geçelim. Herhalde hocanız Şia'nın Irak'ta başladığını size anlatmıştır. Irak %60 kadar Şii, %40 kadar Sünni nüfusa sahip. Şia Irak'ta doğdu. Hazreti Ali zamanında Şiatu Ali dediğimiz Ali taraftarlığın merkezi Küfe'ydi. O zamanki başkent Küfe'ydi. Hazreti Ali Necef'te vefat etti. Orada gömüldü. Sonra Kerbela vakası, Hazreti Hüseyin'in öldürülmesi hemen onun kuzeyindeki burada oldu. Burada Hazreti Ali yatıyor. Birinci imam, 12 imamdan birincisi. Burada üçüncüsü yatıyor Kerbela'da, Hazreti Hüseyin ve ailesi. 7 ve 9. imam Musa Kazım ile Muhammed Taki Bağdat'ta metfun. Ve Bağdat'ın güneyinde haritada yerini göstermedik.
Samarra'da ise 10 ve 11. imam Muhammed Ali Ennaki ve Hasan Askeri orada yatıyor. Samarra kentinde. Ve Samarra aynı zamanda 12. imam Kayıp Mehdi'nin kaybolduğu yer. Orada onun makamı da bulunuyor. Yani Irak'ta 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeyi de sayarsak 7 imamın makamı ve mezarı var. 12 imamdan 7'si Irak'ta. Bir tanesi sadece İran'da Ali Rıza Meşed'de etti 8. Geriye kalıyor 4 tane. 4 imam kalıyor. Hazreti Hasan, Zeynel Abidin, Muhammed Bakır ve Cafer Sadık. Onlar da Medine'de, Cennetül Baki'de metfun. Dolayısıyla 12 imamın 7'si Irak'ta olduğu için ve Şia için mezar kültürü çok çok önemli olduğu için Irak'ı biz dünya çapında bir Şii merkezi olarak da aynı zamanda tanımlayabiliyoruz. İran'la Şiilik özdeşleştirilmiştir ama İran'ın Şiiliği daha çok yakın tarihtedir. Şah İsmail'e kadar İran Sünni bir memleketti. Bir iki kasaba dışında tümüyle Sünni Şafii mezhebinin ağırlıkta olduğu bir ülkeydi. Şia Fars mezhebi değildir. Şia Arap mezhebidir. Irak'ta doğmuştur. Arap liderler tarafından yürütülmüştür çoğu Şii faaliyet. Ama tabana baktığımızda daha çok gayri Arap unsurların fazla olduğunu görürüz. Irak'ın böyle bir durumu var. Bu hala sürüyor. Bir de şu açıdan önemli. Necef bugün Şii dünyanın iki önemli ilim havzasından bir tanesidir. Diğeri İran kum kentidir. İran'da kum varsa Irak'ta Necef vardır. Bu havza dediğimiz şey yoğun medreselerin bulunduğu alanlardır. Yani tarihte bir Necef havzası var. Çok çok sayıda var da bunların en büyüğü. Yani büyük ulemanın, müçtehitlerin yetiştiği yer. Bir tanesi Necef, diğeri kum. Aynı zamanda Necef'i bu şekilde tarif edebiliriz. Necef'te İmam Ali Rıza Türbesi'ni görüyorsunuz. İmam Ali, Hazreti Ali Türbesi. Hazreti Ali'nin burada metfun olduğu, öldürüldükten sonra hariciler tarafından buraya gömüldüğü tahmin ediliyor. Onun üzerine bir cami ve türbe yapılmış. Burası Kerbela. Ben oturayım, bir taraf göremiyor herhalde. Burası Kerbela. Kerbela törenleri sırasında Aşura törenleri Muharrem 10 10. gün anma törenleri. Irak'ın mezhebi dağılımı şu şekilde. Bu pembe alanlar Bağdat'ın güneyi oluyor. Geleneksel olarak burası Şii alan. Yeşil, koyu yeşil Sünni alanlar. Açık yeşil de Kürt bölgesi diye. Yani haritalarda çok garip bir şey var. Iraklı Sünniler bu tür bir tanımlamayı kabul etmiyorlar ama Kürtlerin hoşuna gidiyor bu. Kürtleri Sünni ve Şiilerden ayrı bir kimlik olarak gösteriyorlar. Aslında Kürtler Sünnidir. Kürtler bir mezhebi yapı değil. Yani bir taraftan siz Şia diyorsunuz, bir tarafta Sünni diyorsunuz, bir de Kürtler diyorsunuz. Yani Kürtler bir mezhebi yapı değil. Eğer mezhebi yapı üzerinden bir tanımlama yapacak olursanız, yani şuradan kuzeyi tümüyle Sünni oluyor. Bu küçük alanları ben daha sonra söyleyeceğim size. Bu boş alanlarda çöl olduğu için o haritada yer almamış. Güneyde Basra'da Sünnilik yok değil ama çok küçük bir alanda var. Dolayısıyla yani Kürtleri de Sünni'den saymak gerekiyor. Şia, Irak Şiası Arap'tır. Irak Ehl-i Sünneti de Arap'tır.
Kürtler de Sünnidir. Türkmenler peki nedir? Orada yoğun bir Türkmen nüfusu da var. Özellikle Musul civarında, Tel Afer vesaire. Türkmenlerin yarısı Sünnidir, yarısı Şiidir. Yani Türkmen nüfusu da bu şekilde ikiye ayırmak mümkün. Zaten Türkiye'nin Irak politikasında sıkıntıya düşmesinin sebeplerinden bir tanesi bu Türkmenlerin, Türkiye'nin dayanmak istediği yahut şimdiye kadar dayandığı bu Türkmen etnik topluluğunun yarısının Şii olmasıdır. Çünkü yani Türkmenler için, Şii Türkmenler için Şiilik mi önemlidir, Türklük mü önemlidir diye soracak olursak bu soru önemlidir. Evet, Şii Türkmenler için Türklük değil, Şiilik önemlidir. Yani bunu kendilerine sorsanız da bu cevabı alırsınız. Ben nitekim kaç defa sordum bu soruyu. Etnik asimilasyona dayanıyor. Yok ya, bu mezhebi, yani mezhep her zaman etnik şeyden önde gelir. Yani genel olarak psikoloji bu şekildedir. Yani dünyanın her tarafında bu böyledir. Yani etnik şeyle alakası yok bunun. Çünkü tarihi olarak da bu Şiiler bunlar. Yani öbür Türkmenler ne sıkıntı çektiyse bunlar da aynı sıkıntıyı çektiler. Saddam zamanında veyahut daha sonraki veya önceki dönemde. Yani ondan kaynaklı bir şey değil. Bu mezhep kimliğinin etnik kimliğin önüne doğal olarak geçmesinden kaynaklanan bir tercih. Dolayısıyla Şiilik Türkmenler için Türklükten daha önemli olduğu için İran unsuru hemen karşımıza çıkıyor. İran Türk olduğu halde, Türkmen olduğu halde Türkiye yakın olması beklenen normalde bu kesimi mezhep üzerinden tabii ki domine edebiliyor. Irak çoğunluğu Şii olan bir ülke. 4 tane İslam ülkesinde çoğunluk Şia. Bunlardan bir tanesi Irak. İkincisi Bahreyn, %60 civarında. Üçüncüsü Azerbaycan, %70 civarında Şii. Ve tabii ki İran, %80-85 civarında Şii. Yani bu 4 ülke dışında Şiilik bütün İslam ülkelerinde azınlık durumunda. Çoğunluk olan şeylerden başladım. Bunların ilki Irak'tı. İkincisi Bahreyn. Tabii Bahreyn'in nüfusu çok önemli bir nüfus değil. Yani 2-3 milyon civarında nüfusu var. Belki kendi öz nüfusu, yani işçileri falan çıkartırsa daha az. 1,5 milyona belki düşer. Şimdi burada %60 bir Şii varlığı biliyoruz. Nüfusun mevcudiyetini biliyoruz. Fakat yönetim burada Sünni. El-Halife ailesinin yönetiminde, eskiden tarihte Osmanlılar zamanından beri gelen bir yönetim bu. Çoğunluk olduğu halde siyaseten geri plandalar Bahreyn Şiası. Bu nedenle Arap Baharı'nda ve sonrasında çatışma, mezhep çatışması alanlarının en önemlilerinden bir tanesi Bahreyn. Çünkü İran müdahale etmek istiyor. El-Halife şeyini yıkmak istiyor. Bahreyn'de Bahreyn yönetimi de tabii ki başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkelerinden aldığı yardımla bu saldırılara veya müdahalelere karşı ayakta durmaya çalışıyor. Nitekim 2014'te büyük bir Şii isyanı patlak verdiğinde tanklarıyla Suudi Arabistan geldi, Bahreyn'e müdahale etti. Ve yönetimin değişmesini istemedi. O bahar, Arap Baharı sürecinde, devrimler sürecinde belki de yani Suudi Arabistan'ın bu müdahalesi olmasaydı kim vurduya gidecekti. Yani Bahreyn belki iktidar devrilecekti. Bu da tabii Körfez ülkelerinin istemediği bir şey. Buna izin vermedi Suudi Arabistan. Bunu tabii Körfez İşbirliği Konseyi'nin aldığı kararla yaptı, kendi şeyiyle değil. Bahreyn de onun bir üyesi,
önemli uluslararası örgütlerden bir tanesi, Körfez İşbirliği Konseyi. Bunun aldığı kararla yaptı ve müdahale etti. Şeyh İsa Kasım, Bahreyn Şiası'nın önemli muhalefet liderlerinden bir tanesi. Kendisi aynı zamanda din alimi ve oradaki siyasal partilerin bir tanesinin başında. Irak'taki durumu anlatmadım, son durumu. Bildiğiniz için fazla üzerinde durmuyorum. Yani Saddam devrildikten sonra Amerikan işgaliyle birlikte orada o doğal olarak Saddam'ın bastırdığı Şii muhalefet ne yaptı? Serbest kaldı ve genel seçimlerle birlikte seçimleri kazandı. Fakat İran'ın kontrolüne giren bir Şii yönetim söz konusu Irak'ta, Nuri el-Maliki üzerinden. Bu Nuri el-Maliki mezhepçi politikalar yürüttü ve Sünni şeyini diyelim aslında, yani koalisyon ortaklarını ne yaptı? İşte Tarık neydi şeyi? Tarık Haşimi gibi başkan yardımcısı olan önemli insanları ülkeden çıkmak zorunda bıraktı değişik suçlamalarla. Tamamıyla ordunun, polis teşkilatının ve yüksek bürokrasinin Şiiler eline geçtiğini, dolayısıyla İran kontrolünde olduğunu biliyoruz. Yani aslında Irak kendi başına bir seminer konusu. Çünkü çok bileşenli, Şiiler arasında farklılıklar var. Sistani faktörü var. Sistani Iraklılığı önemseyen bir Şii alim, büyük müştehit. Ama İran kontrolündeki partiler var. Yani Iraklı olmakla İran'ın kontrolünde olmak mücadelesi var Irak Şiileri açısından. İran'ın müdahalesini istemeyen, bunu İran'ı bir acem olarak gören, hatta yani tabii onun da bir yansıması aynı zamanda. Bir de Necef ve Kum havzalarındaki tarihsel rekabetin de bir sonucu. Şöyle kısaca anlatayım, bu da mühim çünkü Orta Doğu'yu anlamak için. Kum İran devriminden sonra güçlendi Necef karşısında. Çünkü Necef Saddam'ın yönetimi altındaydı ve Saddam da orayı mahsus küçük bıraktı, bastırdı. Yani devrimle yani bir defa Şii bir devlet haline geldi İran. İslam devrimiyle, 79 devrimiyle. Dolayısıyla Şii bir devlet anayasasına da yansıyan Şii bir devlet olunca Şii'nin bu merkezi çok önemli hale geldi. Zaten devrimin lideri olan İmam Hümeyni Kum'un hocasıydı, Kum'un medrese hocasıydı. Ve bu devrimi Hümeyni velayet-i fakih içtihadıyla yaptı. Yani normalde Mehdi'nin yapması gereken devlet kurma işini bu içtihatla ulemaya devretmiş oldu İmam Hümeyni. Yani kıyamete yakın kurulacak adalet devletinin kıyamet gelmeden kurulabilir olduğunu ortaya çıkarttı. Bu içtihat önemli bir içtihat Şia'da. Çünkü Mehdi ancak devleti kurabilir. Hakiki İslam devletini. Hümeyni bunun imkanlı hale gelmesini sağladı. Bunu Kum uleması kabul etti. İster istemez kabul etti. Yani devrimden sonra bunu kabul etmeyen ulema da baskı altına alındı filan. Fakat Necef buna direndi. Necef bu içtihadı sahih bir içtihat kabul etmedi. O dönemde Necef'in başında olan büyük Ayetullah, Ayetullah-ül Uzma, Ebu'l-Kasım el-Hu'i bu içtihadı benimsemedi. Ve karşı çıktı ömrünün sonuna kadar. Bugünkü büyük Ayetullah, Necef'in büyük Ayetullah'ı Hüccetül İslam Ali Sistani, Ebu'l-Kasım el-Hu'in talebesidir. Dolayısıyla o ekolü aynen temsil eder. Yani velayet-i fakih kabul etmez. Bu nedenle de
Necef'in Kum'la bir rekabeti var. Tarihsel bir rekabeti var. Fakat siyaset Nuri el-Maliki üzerinden İran'ın eline geçmiş durumdadır. Sistani buna açıktan karşı çıkmamaktadır. Nihayetinde mezheptaştır. Fakat İran'ın müdahalesini mümkün olduğu kadar minimize etme noktasında da kararlıdır. Bu nedenle yaşın çok ileri olan Ali Sistani'nin vefatı sonrasında Necef'te başta kimin olacağı, hangi ayetullahın olacağı oldukça önemlidir. İran kendisine bağlı bir ayetullahı tabii ki kendisine en azından sempati duyan bir ayetullahı getirmek ve Irak'taki gücünü pekiştirmek isteyecektir. Fakat Irak'ın o köklü, Necef'in köklü geleneği ise buna müsaade etmeyecektir. Dolayısıyla yakın vadede böyle bir şey söz konusu, yani böyle bir çekişme söz konusu Irak'ta. Yani biz genelde Şia'yı böyle tek bütün olarak sanıyoruz. Hayır, öyle değil. Şia'nın içinde ciddi çekişmeler var. Bunları bilmek, bunları kontrol etmek, bunları takip etmek lazım. Eğer Orta Doğu'da siyaset yapmak istiyorsak. Çünkü Batılılar bunu bir asırdır yapıyor. Yani bu ince noktaları, bu hassas noktaları veya kırmızı çizgileri dikkatle takip ediyorlar. Irak Şii milisleri Haçlı Şabi çatısı altında birleştirildi. Tabii bu burada Sistani'ye bağlı bir takım milisler de var bunun içinde. Bir çatı örgütü. 80'e yakın milis kuvvetin olduğu söyleniyor Haçlı Şabi içinde. Hatta küçük sembolik olarak Hristiyanlar, Yezidiler ve Sünniler dahi var ama bunlar çok önemsiz sayıda. Bu Haçlı Şabi tabii İran'a çok önemli bir koz verdi. İran'a bağlı örgütler çok güçlü Haçlı Şabi içinde. Bunlar eğer Irak ordusunu oluştururlarsa ileriki dönemde, yani milis olmaktan çıkıp resmi ordu haline getirilirse, bu arada artık yani büyük, derin bir devlet oluşacağını söyleyebiliriz. O yüzden Haçlı Şabi'yi de dikkatle takip etmek gerekiyor. Irak'a döndük, tekrar Bahreyn'e geldik. Körfez'e geçiyoruz, Suudi Arabistan. Suudi Arabistan biliyorsunuz Vehhabiliğin doğduğu bir yer. Vehhabilik deyince Şia'nın tekfiri aklımıza geliyor. Yani Vehhabilik, Selefilik. Vehhabi ismini muhalifler kullanır. Selefilik daha çok geçer isim olarak. Selefilik yahut bir başka deyişle Vehhabilik Şia'yı tekfir eder. İslam'dan saymaz. İmamlara olan aşırı saygısından dolayı, mezarlar üzerindeki tasarruflarından, şirk koştuklarından, bu iddiadan dolayı ve bir de aynı zamanda Ebu Bekir ve Ömer başta olmak üzere büyük sahabilere dil uzattıklarından dolayı bunları küfürle suçlar. Fakat bu, yani Vehhabilik aynı zamanda Suudi Arabistan'ın resmi mezhebidir. Bir nevi derin devletidir. Kuruluşu Vehhabiliğin kuruluşuyla beraberdir çünkü Suudi Arabistan. Rejimin kendisidir. Fakat bu ülkede aynı zamanda %10 ila %15 civarında bir Şii yaşamaktadır. Nerede yaşamaktadır? Şu bölgede yaşamaktadır. İran Körfezi bu kısımda yaşamaktadır. Burası aynı zamanda dünya petrol üretiminin dörtte birinin çıktığı, yapıldığı yerdir. Stratejik olarak sadece Suudi Arabistan, Orta Doğu'nun değil, dünyanın gözünün devamlı takibinde olan bir yer. Bazı şehirler, mesela Katif şehri, bu Dammam'ın hemen kuzeyinde oluyor. Neredeyse %90 civarında Şii nüfusa sahip. Bu tabii Suudi Arabistan'ın yumuşak karnı. İran burayı da kaşıyor. Suudi Arabistan bu noktada rahatsız ediyor.
Geçen yüzyıldan itibaren de Suudi Arabistan burada Şiiliği zayıflatmak için uğraşıyor. Zaman zaman sert tedbirler alıyor. Zaman zaman yumuşak politikalarla, tabii özellikle petrolün çıkmasından sonra bol bölgeye bol para aktararak oradaki muhalif hareketleri susturmak istiyor. Burada da böyle bir çatışma söz konusu, mezhepsel gerginlik söz konusu. Burada tekrar Bahreyn'e geçmişiz. Bahreyn'deki El Vefak Partisi'nin lideri Şeyh Ali Selman. Bu da Suudi Arabistan'daki Şii alimler. Şeyh Hasan Es-Saffar İslami Reform Hareketi'nin lideri oluyor. O bölgede Şiilerin lideri sayılıyor. Alttaki Şeyh Nimr El-Bakır, Avamiye Şehri Cuma İmamı, 2015 yılında idam edildi Suudi Arabistan tarafından. 63 tane galiba, yanlış hatırlamıyorsam, siyasi idam oldu. Bunların 60 kadarı DAEŞ veya El-Kaide zanlısıydı. 3-4 tane de Şii astı. Suudi Arabistan'ı idam etti. Bunlardan bir tanesi Şeyh Nimr'di. Bütün Şia aleminde büyük bir yankı yaptı. Yani büyük gösteriler oldu işte. Tehran'daki Suudi Arabistan Büyükelçiliği işgal edildi vesaire. Hatırlıyorsunuz belki 2 sene önce olan olayları. Burada da ciddi gerginlik söz konusu. Arkadaşlar, bu Nehavile Şiasının lideri Ayetullah Muhammed El-Amri, yaşlı halinde bir fotoğrafı. Nehavile Şiası Medine'de yaşayan küçük bir grup. Medine'de dahi Şiiler, yerli Şiiler, ta eskiden itibaren, belki ilk yüzyıldan itibaren yaşayan bir Şii nüfus mevcut. Nehavile deniyor bunlara. Kötü işlerde çalışan, çöp işlerinde, temizlik işlerinde çalışan bir kesim bu Nehavile. Yani Arapların, öbür Sünnilerin yapamayacağı işleri bunlara yaptırmışlar. Hala o şeyleri devam ediyor. İkinci, üçüncü sınıf sosyal durumları devam ediyor. Bir de arkadaşlar, şu kesimde Yemen kökenli, çünkü Necran Sana'ya, Yemen'e bağlıydı. Daha sonraki sınır tespitlerinde Suudi Arabistan'a katıldı. Yani Necran aslında Yemen'in doğal parçası. Necran'da bir İsmaili azınlıkta mevcut. İsmaili azınlık. İsmaililere geleceğiz. Onlar farklı bir Şii mezhep. İsmail bin Cafer'in soyundan gelen imamları kabul ediyorlar. 12 imamı değil de. Orada da sıkıntılar var. Yine orada Yemen'deki Husi, Zeydi Husilerle olan çatışma alanıdır aynı zamanda. Oraya da geleceğim. Yani güneydeki Zeydi Husi hareketiyle de Suudi Arabistan'ın başı dertte. Çünkü Husi hareketi de İran tarafından destekleniyor. Ama Husi hareketi Zeydiye Şiası. 12 imamcı Şia değil. Fakat İran tarafından destekleniyor. Orada da bir savaş durumu var Yemen'deki Husilerle Suudi Arabistan arasında. Evet, gelelim İran'a. Aslında hemen Şia deyince aklımıza gelen ülke. Ama söylediğim gibi, yani Safaviler Şah İsmail'den sonra İran Şiileştirilmiştir. Bir Şii devlet olarak ortaya çıkmıştır. Safaviler arkasından, Safaviler Türk devletiydi. Onun arkasından gelen Kaçarlar 200 yıl hükmettiler. 1800 ve 1900'lü yıllar İran'a. Onlar da Türk hanedanı, Şii. Şiilik onlar zamanında da yerleşti. Sonra Pehleviler,
ve Pehlevilerden sonra da İran İslam Cumhuriyeti 1979'dan sonra. İran anayasal olarak da Şii bir devlet olarak bu devrim sonrasında tanımlandı. Öbür mezheplere hürmet gösterileceği fakat resmi mezhebin İsnaşeriye Şiiliği olduğu 12. maddede, anayasanın 12. maddesinde yazılır. Ve bu maddenin ebediyen değiştirilemeyecek maddeler arasında olduğu da yine bir anayasa maddesidir. Türkiye Anayasası'nın ilk 3 maddesinde olduğu gibi. Şimdi İran nüfusu aynı Türkiye nüfusuna eşit gidiyor. Yani Türkiye 80 milyonsa bugün orası da 80 milyon. İran sınırları ortadaki o sarı alan Şii nüfusun yaşadığı %85 dedim ya. Oranın o alan Şia nüfusun. Bu pembe alanlar ise Sünnilerin %10 ila %15 arasındaki veya %15 ile %20 arasındaki yerler. Şimdi İran'da Farsça konuşanlar ve Türkçe konuşanlar, daha doğrusu şöyle diyeyim, Azeriler değil tabii, başka Türk boyları da var, Salar Türkleri vesaire. Yani Türkçe konuşanların neredeyse tamamına yakını. Bir istisna var, onu söyleyeceğim. Ve Farsça konuşanlar, aslında bu iki, Farsiler ve Türkler İran'ın 50-50, yani %50-%50 etnik kimliğinin temelini oluşturuyor. Bunlar Şii'dir. Yani bu sarı alandakiler. Onun dışında Safavilerin Şiileştirme, 200 yıl süren Şiileştirme gayretlerine direnen birkaç halk olmuş. Bunlardan bir tanesi Kürtler. Kürtler Şiileşmemiş. Türkiye ve Irak sınırındaki o alan Kürt bölgesidir. Onlar Sünnidir. Şafii mezhebinden. Ve Arap, İran Körfezi'nde iki yerde yine Arap unsurlar var. Onlar da Sünnidir. Kuzeydoğu'daki Türkmenistan sınırındaki Türkmenler, Türklerin tek Sünni kesimidir. Hazar Denizi'nin doğu tarafı oluyor. Ve Pakistan-Afganistan sınırındaki Beluç etnik topluluğu da, bunların önemli bir kısmı Pakistan tarafında kalıyor, bir kısmı İran tarafında kalıyor. Onlarda bir bağımsızlık hareketi var, Belucistan kurma hareketi. Onlar da Sünnidir. Onlar da Hanefi Sünnidir. Dolayısıyla İran'daki pozisyonlar da bu şekilde. Tabii dikkat ederseniz haritaya, Sünni topluluklar uçlarda ve birbirlerinden kopuk. Dolayısıyla bir Sünni dayanışma hem etnik olarak mümkün değil, farklı etnik topluluklar olduğu için. Dilleri farklı. Bunlar Belüççe konuşuyor, öbürleri Kürtçe, öbürleri Türkçe konuşuyor. Böyle bir şey o yüzden pek mümkün değil. Bir de coğrafi olarak çok kopuklar. Bir diğer unsur, bu alanlar ülkenin en fakir geri kalmış yerleri yani. Ekonomik olarak da şeyler, sıkıntılı durumdalar. Dolayısıyla her ne kadar anayasal olarak kendi hukuklarını uygulama imkanı verilmiş olsa da Türkmen toplulukların idarede, Türkmen diyorum, Sünni toplulukların idarede pek bir sözü yok. Milletvekilleri vesaire var ama mesela Tehran'da, Kum'da, İsfahan gibi, Şiraz gibi, Kirman gibi Şii kentlerde Sünnilerin cuma namazı kılmaları dahi mümkün değil. Mesela Tehran'da bir Sünni camisi yok. Nerede kılıyor peki Sünniler cuma namazlarını? Suudi Arabistan konsolosluğunda kılıyor, büyükelçiliğinde.
Pakistan Büyükelçiliği'nde kılıyor. Kürtlerin bir apartman katının apartman katında mescitleri var, orada kılıyorlar. Yani cami yapmalarına ve kendi cuma namazlarını, kendi imamları arkası kılmalarına müsaade edilmiyor. Bu İran'daki en büyük sorundur. Şey var mı? Destek falan var mı bu Sünnilere diğer devletlerden? Yok. Yani mesela El-Kaide ve Daesh hareketliliği de yoktur İran'da çok garip olarak. Yani mesela yani bu devlet yapısından da baskıcı kapalı. Yani yok mesela El-Kaide'nin büyük ihtimalle gizli anlaşması var İran'la yani. Bunu kendileri saklamıyor çünkü. Afganistan'dan Amerikan işgaliyle çıkartılınca El-Kaide İran'a sığındı. İran onları epey bir muhafaza etti. Sonra Irak'a taşıdı onları. Bir garip hikaye. O ayrı bir işin safahati çok anlaşılan bir şey değil. Yani Şia'yı tekfir eden bir grup yahut Pakistan ve Afganistan'da Şii hedefleri vuran bir grup İran'dan koruma alabiliyor. Bu tabii İran'ın büyük diplomasisinin bir parçasıdır aynı zamanda yani. Yani başka bir devlet var mı? İşte Suudi Arabistan belki o tür Selefi örgütlere destek verir ama öyle bir şey de yok yani, bir etkinlik de yok. Yalnızlar. Yani Pakistan Beluşlara destek vermez çünkü milliyetçi bir hareket, kendisine zarar verir. Türkmenler zaten kendi başlarına, Kürtler de kendi başlarına. Mesela Kürt hareketi de yoktur yani. İran aynı zamanda PKK ile de anlaşmalıdır. Yani El-Kaide ile anlaşmalı olduğu gibi. Sayı kaç hocam? Kürt. Yani bu Sünniler arasında, yani dedik ya Sünniler %15, %20. Bunun içinde %10'dur yani. Aslında bu bütün Sünni bölge içinde en elle tutulabilecek, entelektüel şeyleri olan, geçmişleri olan Kürtlerdir aslında. En güçlü Sünni topluluk Kürtlerdir. Azerbaycan %70 Şii dedik. Şu Dağistan kuzey bölgeleri, Avarlar ve Dağistanlıların yaşadığı bölgeler Sünni. Yine Gürcistan tarafında bir Sünni bölge var, bu Şeki kenti. Bunun dışında arkadaşlar Nahçıvan da dahil Güney İran sınırına yakın bölgeler Şii'dir. Fakat Azerbaycan Şiiliğinde Şiilik değil, mesela Türkmen Şiiliğinde Şiilik önde. Azerbaycan Şiiliğinde ise Türklük önde. Azerbaycan, o yüzden Şiilik var, biraz taassup da var. Fakat yani Azeriler için Şiilik mi Türklük mü dersiniz, onlar Türklük cevabını vereceklerdir. Yani Şii bir Türk olarak kalmak istemektedirler. O yüzden İran'ın etkisi şeydir, yani sınırlıdır Azerbaycan üzerinde. Hatta husumet de vardır. Husumet nereden kaynaklanıyor? Ermenistan ile Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda İran Azerilere değil Ermenilere destek vermiştir. Yani bu yeni bir savaş yani 15-20 yıllık, 15 yıllık geçmişi olan bir savaş. Seküler bir Şiilik mi hocam? Evet, seküler bir Şiilik. Ben oraya onu söyleyecektim. Seküler bir Şiilik var Azerbaycan'da. Pek mollalara söz hakkı vermiyorlar. Mollaların öne geçmesini istemiyorlar. Veya İran üzerinden gelecek olan Şiileştirme şeylerine daha mesafeliler. İran'ı pek sokmak istemiyorlar ülkelerine. Böyle bir durum var Azerbaycan'da da. Şiir içinde hangi grup? 12 imam mı? 5 imam mı? 12 imam ama. Bu saydıklarım Irak, İran, Bahreyn, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, onları da söyleyeyim. Bahreyn'de %60 dedim. Suudi Arabistan'da %15. Katar'da %15.
Kuveyt ve Arap Emirliklerinde %20. Bunlar ciddi rakamlar yani. 5 kişiden bir tanesi Şii mesela Kuveyt'te veya Dubai'de. Bunlar hep İsnaşeriye, 12 imamcı Şiiler. Azerbaycan öyle. İran zaten öyle. Biraz teolojik boyutuna girmek istemiyorum ama İsnaşeriye'nin temeli... İsnaşeriye'nin temeli Hazreti Ali'nin soyundan olan 12 imamın kıyamete kadar Müslümanları yönetmesi. Bunun temellendirmesi nasıl? Temellendirmesi diyorlar ki bu nas ve tayinle Hazreti Peygamber'in belirlemesidir. Yani peygamberlik bitmiştir ama bu peygamberin vekaleti meselesi, dini ve dünyevi vekaleti meselesi ümmetin seçimine bırakılacak kadar basit bir şey değildir. Yani Sünnilerin seçimle dediği şey mümkün değildir. Nasıl Allah peygamberleri Hazreti Adem'den itibaren seçmişse son peygamber olan Hazreti Muhammed'den sonra da kıyamete kadar bunu ümmete değil, ümmete vermeyecek bu seçimi. Yine peygamberleri seçtiği gibi seçecektir. Bu seçimi de yapmıştır. Hazreti Peygamber'den sonra onun bizzat ağzıyla tayin etmek sureti Hazreti Ali'yi bu tayin, Gadir Hum günü bu tayini yapmıştır. Ve kıyamete kadar da onun soyundan gelecek belli bir silsile. Yani o babadan oğula geçen silsile yönetmeye devam edecektir. Temeli bu, teolojisi bu yani. İmam Mehdi kaybolmuştur, gaybe gitmiştir ama yaşamaktadır. Dolayısıyla kıyamete kadar ki o imamet devam etmektedir. Yani biz onu görmüyoruz ama o yaşıyor ve kıyamete yakın dönecek, zulümle dolan dünyayı adaletle dolduracak. Teolojisi bu. Bugün Şiiler Mehdi bekliyorlar aynı zamanda. Allah Şükür Paşazade tüm Kafkasya'nın büyük müftüsü. Yani Gürcistan, Kuzey Kafkasya, Güney Kafkasya. Aynı zamanda Şii kendisi. Fakat Sünnileri de yönetiyor. Büyük müftü olarak. Gelelim Lübnan'a. Lübnan da çünkü önemli Şii bölgeleri ihtiva ediyor. Lübnan haritasını görüyorsunuz. Sol taraf Akdeniz, güney İsrail, Suriye ve Ürdün var doğuda da. Yeşil bölgeler Şii alanlar. Şöyle diyeyim, anayasal olarak bir mezhep devleti aynı zamanda. Orta Doğu'da bir başka benzeri yok. Hem Hristiyan mezhepleriyle alakalı hem Müslüman mezhepleriyle alakalı bir mezhep devleti anayasal olarak. Yani Cumhurbaşkanı bir mezhepten, Başbakan bir mezhepten, Meclis Başkanı başka bir mezhepten. Bu şekilde anayasası düzenlenmiş durumda. Nüfus olarak nasıl onu da söyleyelim. %27 Sünni ve Şii. Yani %27 Sünni, %27 Şii. Bu son araştırmada durum böyle. Bunu üçüncü olarak %21 Maruni Hristiyanlar takip ediyor. %5 kadar Dürzi var. Geri kalanlarda ufak mezhepler, Hristiyan ve Müslüman mezhepler var. Yani kabaca şöyle diyelim. Yani %60 civarında Müslüman nüfus varsa Lübnan'da bunun yarısı Sünni, yarısı Şii. Şiilerin yaşadığı bölge Güney Lübnan, buna Cebeli Amil diyorlar. Tarihi olarak önemli Şii merkezlerden bir tanesi. Şah İsmail İran'ı Şiileştirmek isterken, tabii Şiilik yok İran'da. Ne kitap var Şii, ne alim var. Sünni bir ülke. 1500'lerin ilk yıllarında. Ne yapmak istedi? Alimleri bulup getirmesi lazım. Alimleri bu bölgeden getirdi İran'a. Yani bu bölge zaten Osmanlı hakimiyetindeydi o dönemde. Ve buradaki alimleri İran'a taşıdı.
Onlara geniş imkanlar verdi. Şeyhülislamlık makamı ihdas etti. Onlara müftülükler verdi, iyi maaşlar verdi ve bu alimler ve bu alimlerin soyundan gelenler İran'ı 200 yıl içinde Şiileştirdiler. Yani Lübnan ulemasının büyük katkısı var İran'ın Şiileşmesinde. Şehirde Sünniler vardı İran'da. Bunlar Şiileşti zorla. Kırsal kesim Türk Kızılbaş'tı. Bunlar da Şiileşti. Ve şu an Kızılbaş varlığı yok İran'da. Hepsi Şiileşti. İşte burada Lübnan ulemasının önemli bir katkısı var. Cebel-i Amil dediğimiz bu güneydeki. Burası aynı zamanda Hizbullah'ın doğuş yeri. Yukarıdaki yeşil bölge daha çok kırsal bölge, Suriye sınırı, Golan Tepeleri ve Beka Vadisi orası. Orada da kırsal olarak varlar ama asıl güneyde. O küçük yeşil de Beyrut. Beyrut'un yarısı Sünni, yarısı Şii'dir Müslümanların. Bir hatla ayrılır. Hizbullah'ın doğuş yeri dedik. Hizbullah tabii büyük bir hareket. İran devriminden sonra İran'ın girişimiyle kuruldu. Bir direniş örgütü olarak kuruldu. Kime karşı? İsrail'e karşı. İsrail'in işgaline karşı. Fakat her yönüyle büyük bir hareket haline dönüştü. Güney Lübnan'da ve Beyrut'ta, yani siyasal yönü var, hastaneleri var, okulları, üniversiteleri, her şeyle devlet içinde devlet gibi bir şeydir bugün Lübnan'da Hizbullah. Yani Hizbullah olmadan Lübnan'ı tasavvur etmek mümkün değil. İç savaştan sonra, Lübnan iç savaşından sonra bütün milis kuvvetler, Hristiyan olsun, Müslüman olsun, hepsi silahlarını bıraktılar. Tek bırakmayanlar Hizbullah. O da mecburen, yani onlara dendi ki siz bırakmayın. Aslında onlar da bıraktırılmak isteniyordu ama Hizbullah kuvvetli. Yani de facto silahını tutuyor. Mazereti de ben İsrail'le savaşıyorum şeklinde. Anayasal olarak böyle bir korumada almış durumda. İslam aleminde sevilen bir örgüttü. Ne zamana kadar? Suriye iç savaşına kadar. Yani Ehl-i Sünnet'iyle, Şiasi'yle çok sevilen bir örgüttü. 2007 mi tam hatırlayamayacağım. İsrail'in işgalini orada geri püskürttü. Yani İsrail'i mağlup etti Güney Lübnan'da. Bu da daha çok sevilmesine yol açtı. Fakat İran lehine Suriye iç savaşına müdahil olması ve İsrail'le olan cephelerini kapatıp Sünni muhalefetle savaşmaya başlaması Hizbullah'ı bütün dünyada, yani Müslümanlar nazarında artık kötü bir örgüt haline dönüş. Epey gözden düştü yani şu an. Çok önemli komutanlarını da kaybetti Suriye'de. Tabii aslında İran'ın ilk başta Suriye'ye olan ilgisi mezhebi bir ilgi değil. Suriye'de İsna Aşeriye Şiası %1'den az. Asıl İran'ın Suriye'ye olan ilgisi Lübnan'ı kaybetmemek içindi. Esed'in düşmesi ve Sünni bir yönetimin iktidara gelmesi, özellikle Suudi Arabistan'ın kontrol ettiği Esed sonrası bir yönetimin kurulması İran'ın isteyeceği en son şey. Dolayısıyla direkt müdahale etti. Bu kadar müdahaleyi kimse beklemiyordu. Hem bizzat Afganlıları oraya taşıyarak, Fatımi Yuntugayları, bizzat istihbaratını Kasım Es-Süleymani üzerinden oraya Kudüs ordusu vasıtasıyla taşıyarak ve Hizbullah'ı devreye sokarak savaşın bir parçası haline geldi İran. Burada İran'ın korkusu Hizbullah'ın yok olmasıydı. Yani Sünni bir yönetim gelirse Hizbullah yok olacaktı orada. Onu tasavvur ediyordu. Yani bu fotoğraf da onu gösteriyor. Bir tarafta eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, öbür tarafta Hizbullah lideri Hasan Nasrallah.
Ortada ise aslında köprüyü kuran Esed ailesi. Esed ailesi İsna Aşeriye Şiasından değil. Nusayri, Arap Alevisi yani. Şia'nın sapkın bir mezhep olarak gördüğü bir mezhebin mensubu. Hazreti Ali'yi ilahlık makamına yükselten bir mezhebin mensubu. Dolayısıyla mezhebi bir yakınlık değildi İran'ın Suriye'ye müdahalesi. Bunu mezhep üzerinden yapmaya falan çalıştı ama asıl siyasi bir müdahaleydi bu. Hizbullah'ı İran, Lübnan Şiasını ve Akdeniz Havzasını elinden kaybetmemek için bu müdahaleyi yaptı. Evet, Hint kıtasında da Şiilik var. Yani Hint kıtası deyince Afganistan'ı, Pakistan'ı ve Hindistan'ı anlıyoruz. Bu sarı alanlar Şia'nın bulunduğu yerler. Tabii azınlık, yani oradaki Müslümanlar açısından azınlık bir şey ama nüfusa vurduğumuzda bakın acayip rakamlar çıkıyor. Yani nerede Irak'ı geçecek rakamlar çıkıyor. Şöyle rakamlar vereyim size. Hindistan'ın 5'te 1'i Müslüman. Hindistan nüfusu kaç? 1 milyar 300 milyon. 5'te 1'i ne demek bunun? 250 bini geçiyor neredeyse. 250 bini geçiyor. Hindistan Müslümanlarının %5 ila 10'u Şii. Bu demek 25 milyon. 25 milyon neredeyse Irak'taki Şii nüfusuyla aynı yani. Orada %5-10 ama öbür tarafta Azerbaycan falan çok çok üstünde bir nüfusa sahip. Pakistan'a gelelim. Pakistan %10-15 aynı yine yaklaşık Şii. Pakistan nüfusu 180-190 milyon civarında. Bu da ediyor 25 milyon. Afganistan %6-7. Bu da Afganistan'ı ayrıca almış mıyız? Şu bölgede Hazara bölgesi deniyor. Tam merkezinde Hazara etnik topluluk. Büyük ölçüde Şii. %6-7. Burada da 2,5 milyon civarında bir Şii nüfus ortaya çıkıyor. 35 milyon çünkü Afganistan nüfusu. Yani bunları toplasak Hint kıtasında İran'a denk bir nüfus çıkıyor. Aslında mesela Pakistan İran'dan sonra en çok Şii nüfusa sahip. Azınlıklar ama Şii olarak. Nüfus olarak çoğunluk şeye geliyor yani Şia dünyaya baktığımızda. Bu bölgede bu nedenle mezhep çatışmaların çok yoğun olduğu bölgeler. Özellikle Taliban ve El-Kaide yoğunlaşmasının olduğu o Afganistan ve Kuzey Pakistan'da müşrik saydıkları Şii topluluklara karşı, onların mescitlerine, camilerine, kurumlarına karşı çok kanlı saldırılar oldu ve olmaya devam ediyor. Yani her gün bir çatışma şeyi. Özellikle türbelere, aşure merasimlerine, intihar saldırıları o bölgede çok rastlanan bir durum. Bu da tabii Sünnilerle Şiiler arasında bir mezhep savaşı olarak bizim karşımıza çıkıyor ve çok kanlı oluyor. Yani nüfus yoğunluğu çok olduğu için yani camilere olan saldırılar, aşure törenlerine olan saldırılar, 100-150-200 kişi ölüyor bir anda intihar saldırılarında. Bu da tabii ters tepiyor. Bu sefer Şii örgütler Sünnilere saldırıyorlar falan Pakistan'da. Afganistan'da bunu çok görüyoruz. Tarihi olarak
Hindistan'da Şii hanedanlıklar kurulmuş tarihte. Yani yeni bir olgu değil. Bakın burada bir Hindistanlı Şii alim miting yapıyor. Burada da Suudi Arabistan protesto ediliyor yine Hindistan'da, bir fotoğraf. Bu da şey yapmış, I am Shia, kill me demiş. Ben bir Şii'yim, beni öldür. Yüzüne protesto babından bir yazı yazmış. Mesela Afganistan. Mesela şu Hazara Şii'ler, Taliban saldırısı sonrasında Hazara Şii'leri toplu cenaze merasimi düzenlemiş. Taliban iktidara geldiğinde bu Hazara bölgesine büyük katliam yaptı. Hazara Şii'lerini toplu üzerlerine gitti. Kadınlarını kaçırdı, cariye yaptı falan. Bu tür şeyler oldu, yaşandı o dönemde. Evet, burada Hazara Şii'leri bir protesto yapıyor. Tabii İran Hazara Şii'lerinin arkasında. Hazaralar Türk-Moğol karışımı bir kavim. Geleneksel olarak mezhepleri Şii'dir. Türkiye'de Caferilere gelirsek, Türkiye'de Caferi, İsnaşeri, Türkiye'de İsnaşeri denmiyor. 12 imamcı vatandaşlarımıza Caferi ismi takılıyor. Caferi demek bu mezhebin fıkıhtaki ismi. Mesela Sünnilik içinde nasıl Hanefilik, Şafilik bir fıkıh mezhebi ise, İsnaşeri 12 imamcı Şiilikte fıkıh mezhebi olarak Caferilik ismi ön plana çıkıyor. Türkiye'de bu vatandaşlarımıza Caferi diyoruz. Türkiye'de Caferiler Azeri kökenli. Nerede yaşıyorlar tarihi olarak? Azerbaycan-İran sınırında yaşayan vatandaşlarımız. En çok Iğdır ilimizde. Daha az olmak kaydıyla Kars ve Ağrı'da da vatandaşlarımız var. 1980-90 sonrası büyük şehirlere göç olmuş. Mesela Iğdır çoğunluğu Şii iken bugün yarıya düşmüş Iğdır'daki Şiilik. Bu, nereye gitmiş? İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e. Yaklaşık olarak kendileri 2-3 milyon dese de yarım milyonun biraz üstünde tahmin ediyoruz gerçek rakamlar. Yarım milyon biraz üstünde Şii nüfusa sahip. Alevileri karıştırmayın. Yani bu Alevi nüfus değil bunlar. Yani bunlar Şii nüfus. Alevileri daha gelmedi. Bunlar Şii. İran'dakilerle, Irak'takilerle aynı mezhepten olan vatandaşlarımız. Bir kısmı Kum Havzası'na bağlılar. Bir kısmı bağlı derken şöyle, Şia fıkhında şöyle bir kaide var. Takip ettiğin, taklit ettiğin müçtehit canlı olması lazım. Ölüyü taklit caiz değil. Yani mesela biz Ebu Hanife'yi taklit ediyoruz. Böyle bir şey yok Şia'da. Şia'da taklit ettiğin müçtehit hayatta olacak. O öldükten sonra başka bir müçtehidi taklit ediyorsun. O yüzden Türkiye'deki Caferiler bir kısmı Ebu Alistani taklit ediyorlar, bir kısmı Ayetullah Ali Hamane'yi taklit ediyorlar, yani Kum'u taklit ediyorlar veya Kum'daki başka müçtehitleri taklit ediyorlar. Merce-i taklit dediğimiz 10 civarında müçtehit var şeyde, İslam aleminde. Şiiler bu müçtehitlerden bir tanesini taklit ediyorlar. Fıkıhta onların ilmi halini izliyorlar yani. Türkiye Caferileri 500 milyonun biraz 500 binin biraz üzerinde dedik. Yarım milyonun biraz üzerinde nüfusları var. Genel olarak milliyetçi partilere siyasi olarak yakınlar.
Mesela şimdiye kadar genel olarak MHP şeyindeler, çizgisinde. Bu hala sürüyor. Bu şundan da kaynaklanıyor. Kars ve Iğdır'da %50 Azeri Şii ise geri kalan Sünni Kürt. Böyle bir Kürt-Türk şeyi de var, sürtüşmesi bu bölgede. Dolayısıyla farklı kutuplarda Kürtler, HDP tarafındaysa Şii Türkler, Azeriler onun karşısında Türk Milliyetçi Partileri destekliyorlar. Siyasal tablo bu şekilde. Türkiye'de 300 civarında Şii cami var. Bunun 30 tanesi İstanbul'da. Yoğun o yaşadıkları semtler var. Halkalı, İkitelli gibi, bu yakada, öbür yakada Gebze gibi yaşadıkları daha şey alanlar var. Getto diyebileceğimiz alanlar. Buralar nasıl oluşmuş? İşte göç sonucu. O taraftan gelen, Kars, Iğdır'dan gelen vatandaşlar. Buraları doldurmuş. Evet, bu şey törenlerinde Cumhurbaşkanı da katıldığı, zaman zaman katılıyor. Halkalı Meydanı'nda Muharrem aşure törenlerinden çekilen fotoğraflar. Burası Suriye. Çok etnik bir yapı var gördüğünüz gibi. Hristiyanlar, Aleviler, Nusayriler, Türkmenler vesaire, Kürtler. Bunu geçiyorum. Suriye'de Şia, İsna Aşiriye Şiası %1 kadar. Bunları geçiyorum. Suriye'ye geleceğim. Şimdi Zeydiye Şiasına geçtim. Ha, öbür ülkelerde Şia ne kadar? Mısır'da, Cezayir'de, önemsiz sayıda. Yani Türkiye gibi, Türkiye'de nasıl önemsiz bir sayıdaysa Caferi, İsna Aşeri Şiiler, öbür İslam ülkelerinde de Afrika olsun, işte Endonezya, Malezya o tarafta olsun. Önemsiz sayıda Şii nüfus var. Gelelim Yemen'e. Yemen, Zeydiye'nin ana vatanı, Zeydiye Şiası'nın. Zeydiye Şiası'nı şöyle tarif edebiliriz. Zeydiye 12 imama kabul etmiyor. Diyor ki, kim kılıcını, silahını çeker, zalime karşı ayaklanır ve bir toprak parçasını hakimiyeti altına alırsa, Ali Fatıma soyundan olmak şartıyla o imamdır. Yani gayip imam yok. Her an bir imamın çıkması muhtemel. Zulme karşı ayaklansın, zulmü alt etsin ve orayı hakimiyeti altına alsın. Ama şu şartla Hazreti Ali ve Fatıma soyundan olacak. Yani Seyit ve Şerif soyundan olacak. Bu nedenle Hazreti Ebu Bekir ve Ömer hakkında da iyi düşünceleri var. Bu nedenle Şia mezhepleri içinde Ehl-i Sünnet'e en yakın mezheptir. Zeydiye mezhebi. Zaten fıkıhta Hanefiliğe çok yakındırlar. Yemen, Zeydiye'nin ana vatanı. Dünya üzerinde Zeydiye'nin tek yaşadığı yer. Kuzeydeki bölgedir. Şu anki Büyük Yemen burası. San'a başkenti görüyorsunuz. San'a'nın kuzeyinde Sa'de kenti var. Sa'de, Zeydiye'nin Yemen'e yerleştiği birinci yüzyılda. Hatta ikinci yüzyıla güçlü bir şekilde orada bir devlet kuruyor. Kesintili de olsa bugüne kadar Zeydiye varlığı devam ediyor. Sa'da ile San'a, başkent San'a arasında Hus kentini görüyorsunuz haritada. El Hus, Husilerin çıkış yeridir. Aziz Allah. Orası Hus'tur, yolu yokuştur. Giden veya orası huştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iş. O türkü, o Hus için yakılmış bir türkü. Osmanlı askeri Yemen'i elinde tuttuğunda El Hudeyde limanından çıkıyor Yemen'e. San'a başkente geliyor. Tabii gemide bir önemli kayıplar oluyor. Yani Anadolu çocuğu sıcağa alışık değil. Gemide bir kısmı ölüyor.
Sana'ya geliyor. Burada hastalıklarla boğuşuyor. Kuzeyde Zeydi İmamet var. Osmanlı işgaline karşı saldırılar yapıyor. Osmanlı Sana'dan, Zeydiler Sa'da'dan, Hus'ta birbirlerine giriyorlar. Çok büyük kayıplar veriliyor. Yüksek bir yer. Hus kenti zaten haritada görüyorsunuz. Yani mesela Sana kenti yazın bile sıcak değildir Arabistan'da olmasına rağmen. Kışın soğuk olur, serin olur. Yükselti fazla olduğu için. O Hus yokuşlarında helak olan, ölüp giden Anadolu çocuklar için yakılmış bir türkü. Orası Muş'tur diye, Muş'la alakası yok Yemen'in. Orası Huş'tur veya Hus'tur, yolu yokuştur. Orası için yakılmış bir türküdür. Husi hareketin çıktığı yer. Husiler bir aile. Burada resmini koymuş muyum? Bu Zeydiye'yi şeye getiren, Yemen'e getiren Hazreti Hüseyin soyundan İmam el-Hadi'nin türbesi. Bu Husi hareketinin kurucusu Hüseyin el-Husi. Solda bugünkü lider, onun kardeşi Abdülmelik el-Husi. Hüseyin, bunlar Seyit aynı zamanda. Yani Hazreti Hüseyin soyundan bir aile. Dolayısıyla bu insanların Yemen'e hakim olması yeniden Zeydiye imametini ortaya çıkartacak bir gelişme olabilir. Teolojik olarak bu mümkün. Ne diyordu Zeydiler? Hazreti Ali ve Fatıma soyundan olmak şartıyla kim adaleti tesis ederse bunu o imamdır. Dolayısıyla Husiler aslında imameti de bir şekilde oynuyorlar. Ama şöyle bir çıkmaz var. Arkalarında kendi mezheplerinden olmayan İran var. Kendi mezheplerinden olmayan İran bunları destekliyor şu an. Bir kısmı İsnaşeri olmuşlar. Husi hareketini, Husi hareketi aslında 20-30 yıllık bir yatırımın sonucudur. İran'ın yaptığı yatırım. Bütün İslam ülkelerinde bu yatırımı yapıyor. Çocukları alıyor, kuma getiriyor. Kumda onları yetiştiriyor. Mezheplerini değiştiriyor. Sonra geri gönderiyor. Suriye'de Nusayrileri bu şekilde Şiileştirdiler. Türkiye'de Aleviler kuma taşındı 1980'den sonra. Ama Aleviler en başarısız oldukları İran'ın. En başarısız oldukları kitledir. Çünkü Aleviler Şiileşme oldu ama çok az oldu. Çünkü Ortodoks bir kültür yok şeyde, yani Alevilikte. Yani öyle namaz, niyaz olmadığı için onların adaptasyonu daha zor oldu. Ama bu tür şeyler, etnik topluluklar, mezhepsel topluluklar daha kolay. Mesela Zeydiye, Husi hareketi üzerine yapılan yatırım bu hareketi doğurdu yani. Bugün İran'ın yetiştirdiği ve mezhebini değiştirdiği Zeydiler Husi hareketini yönetiyor. Belki başındaki Husi mezhebini değiştirmedi ama onun sağındaki solundaki adamları, İran'ın adamları aynı zamanda. Ve İran orada bir proxy, yani vekalet savaşı veriyor. Husiler üzerinden Suudi Arabistan'ı sıkıştırıyor. Tabii bu bölge dünyanın en önemli jeostratejik bölgelerinden bir tanesi. Afrika ile olan Asya'yı ayıran bir bölge. Bu bölgeyi petrol yolları aynı zamanda bir kısmıyla ve kutsal topraklara giden, kuzeye Mekke ve Medine'ye girilen boğazı da tutması anlamına geliyor. Osmanlı'nın Yemen'le olan derdi buydu. Yani Yemen'in bir şeyi yoktu Osmanlı için. Yani toprak olarak ama yani bir gelir elde edilecek bir yer değil. Fakir bir ülkeydi. Bugün de fakir bir ülke Yemen. O zaman da fakir bir ülkeydi. Osmanlı niye bu kadar asker kaybı yaptı o bölgede? Yani Portekizliler ve İspanyollar bu boğazı geçip Mekke ve Medine'ye her an ele geçirebilecek durumdaydı. O dönem dünyaya gemileriyle sür saldıklarını biliyoruz Portekiz ve
İspanyolların. O Haçlı donanmaları birkaç defa denediler buradan girmeye. Mekke ve Medine'yi işgal edecek, Kabe'yi yıkacaklar. Ben bunu Kabe'nin işgali kitabında anlattım. Çünkü kuzeyden giremediler, yani denediler. Kudüs Haçlı devleti zamanında denediler. Bu sefer gemilerle girmeye çalıştılar. Osmanlı derdi orasıydı yani. Onları uzak tutmak, bu boğazı Afrika için önemliydi aynı zamanda. Hint Okyanusu için önemliydi. O yüzden bu kadar yatırım yaptı, bu kadar asker kaybı söz konusu oldu. Osmanlı ile Zeydilerin mücadelesi de bir mezhep mücadelesi değildi. Siyasi bir mücadeleydi. Kimse memleketini başka birisine bırakmak istemez. Yoksa mezhepsel olarak söylediğim gibi Osmanlı ile Zeydiler arasında herhangi bir problem yok. Ben 2010'da gittim Yemen'e. 2011'in başında pardon. O zaman hiç savaş başlamamıştı henüz. Sünniler Zeydilerin arkasında namaz kılıyor. Zeydiler Sünnilerin arkasında namaz kılıyor. Kaç defa sordum. Birbirlerinizden kız alıp veriyor musunuz? Herhangi bir problem yok dediler. Yani biz genelde bir mezhebi bir çatışma gerginin olup olmadığını anlamak için iki veri kullanırız. Camiler ayrı mı? Birbirlerinin arkasında namaz kılıyorlar mı? Bir. İki, kız alıp veriyorlar mı? Eğer bu ikisinde problem yoksa orada işler iyi gidiyor demektir. Son zamana kadar Yemen böyleydi. Yani Şafii Sünnilerle 2/3'ünü oluşturan Büyük Yemen'in 2/3'ü Sünni, 1/3'ü Zeydi. Bunlar arasında ilişkiler gayet güzeldi. Kendilerine Şii demiyorlardı zaten. Züyut diyorlar. Zeydi ismini kullanıyorlardı. Herhangi bir sorun yoktu. Fakat işte bu Husi hareketi İran'ın ve aynı zamanda Suudi Arabistan'ın parayı veren düdüğü çalar. Çünkü fakir bir ülke, dış yardıma muhtaç, Suudi Arabistan'a muhtaç. Suudi Arabistan bunu bedava yapmıyor. Kendi Selefi Vehhabi medreselerini oraya kurmaya çalışıyor. Özellikle kuzey bölgeleri çok taciz ediyor. Oradaki Zeydi medreseleri Selefi medreselere çevirmek istiyor. O Zeydi yerel halk buna direniyor. Husi hareketin çıkmasının sebebi Selefi agresif tavırlardır. Yani ve bu artık bugün Suudi Arabistan-İran savaşına yol açmıştır aynı zamanda. Güney Yemen'de El-Kaide güçlü. Afganistan'dan sonra en güçlü olduğu ülke El-Kaide'nin Yemen'dir. Şu alttaki bölge, Sünni bölgelerde El-Kaide'nin elinde tuttuğu şehir ve kasabalar var halen. Ve onlar da Husi ile savaşıyor. Bugün hükümet güçleri, Suudi Arabistan'ın desteklediği, İran'ın desteklediği El-Husi kuvvetleri şu bölge doğal Zeydi alanın çok ötesine taşmış durumda. Koyu kırmızı full kontrol, başkent dahil. Açık kırmızı parçalı kontrol halinde Husilerin elinde. İran destekli Husilerin elinde. Bu aslında Yemen'in en can alıcı yerleri bunlar. Ve bu bölge Sünni bölgeler aynı zamanda. Sadece kuzeydeki Zeydi bölgeler değil. Merkezi hükümet Suudi Arabistan tarafından destekleniyor. İran tarafından desteklenen El-Husi kuvvetleri var. Ve kendi başına hareket eden El-Kaide. Bu üçü birbirleriyle savaşıyorlar şu an. Yani gerginliğin çıkmasında, barışın bozulmasında Suudi Arabistan'ın agresif Selefi yayılmacılığı var. Ama aynı zamanda çok önce başlayan İran yatırımı var. Yani o çocukların kuma götürülmesi, o bölgenin ileriye dönük bir takım planların mevzi haline gelmesi böyle bir şey. Sasani dönemine gittiğimizde, yani İslam öncesi döneme gittiğimizde, esas milli İran devletinin olduğu o döneme gittiğimizde, Sasani
Başkenti Bağdat'ta arkadaşlar. Ve bu Yemen'de İran İmparatorluğu'nun elindeydi. Bu bölgede İran İmparatorluğu'nun elindeydi. Sasani İmparatorluğu'nun. Yani İslam Yemen'e yayıldığında orada İran valileri vardı. Dolayısıyla aslında İran bugün milli olarak o İslam öncesi başkenti ele geçirmiş durumdadır, Bağdat. Yemen'e yine İslam öncesi Sasani şeyini ele geçirmiş durumdadır. Ve Suriye'ye de müdahale etmiş durumdadır. Bir İran milletvekili dedi ki bugün dedi 4 önemli Arap başkenti bizim elimizde. Bağdat, Şam, Beyrut ve Sana. Bu 4 büyük kent Kahire kaldı geriye aslında neredeyse. Başka büyük kent yok. Mekke, Medine'yi saymazsak. Yani tarihi olarak yani Riyad falan bunlar yeni şehirler. Yani kültürel. Bu 4 şehir aynı zamanda Osmanlı şehirleridir. Bakın dikkat edin. Aslında buna Halep ve Musul'u da ekleyelim. Şu an Halep yine İran'ın elinde sayılır. Musul güya Daesh'in elindedir ama her an düşmek üzeredir. Yani o da şeyin eline geçecek. Yani aslında bu 4 şehir 6'ya çıkmak üzeredir şu an. İsmailler azınlık gibi. İsmailler 3 Şii, büyük Şii mezhep içinde batini yani aşırı kesim fikirleri en fazla olan kesimler. Dağınık olarak İslam dünyasında yaşıyorlar. Yaşadıkları yerlerden bir tanesi şu alan, Tacikistan, Doğu Türkistan, Pakistan ve Afganistan'da o bölgede yaşıyorlar, kırsal kesimde. Yine Suriye'de, Selemiye'de İsmaili Şiiler var. Necran'da demin bahsettim. Suudi Arabistan'ın güneyinde Yemen sınırında yine İsmaili bir varlık var. Hindistan'da Bohralar yine İsmaillerin bir kolu. İsmaili Hindu senkretizmi yani İslam'dan artık uzaklaşmışlar, Hinduluğa biraz geçmişler. Sadece isimleri Müslüman kalmış bir küçük grup var. Bunlara Setpens diyorlar Hindistan'da. Dürzilere gelelim. Dürziler dünyada 1 milyon civarında Dürzi var. Bu bölgede yaşıyorlar. Lübnan, Suriye, Ürdün ve İsrail'de. Şu yeşil alanlar Dürzilerin tarihi mekanları. Suriye'nin güneyinde Cebeli Duruz, Dürzi Dağları denilen yerde yaşıyorlar. Lübnan'da varlar. Golan Tepelerinde daha çok kırsal bölgelerde yaşayan. Dürziler İsmaillikten kopan bir mezhep. Fatimi halifesi Hakim bin Emrillah'ı ilah yani ilahın Allah'ın tecessüm ettiği insan olarak, varlık olarak daha doğrusu tanıyan bir mezhep. Gulat sayılan yani aşırı sayılan bir mezhep. Yani Hristiyanlar Allah'ın İsa'da bedenlendiğine inanıyorlar. Bunlar da Allah'ın Hakim bin Emrillah'ta bedenlendiğine inanıyorlar. Tenasüh kabul ediyorlar. Tenasüh ruhların kabirde bir başka canlıya geçtiği şeklinde. Reenkarnasyona inanıyorlar. Ahiret inancı pek yok. Bu bölgelerde yaşıyorlar. Bugün Suriye İç Savaşı'nda Dürziler Esed'in yanında ona destek vermiş durumdalar. Neden böyle? Çünkü Sünni bir şeyin gelmesi. Aslında Sünni korkusu İslam aleminde Selefi korkusudur. Yani bunu da altını çizelim. Yani Sünniler değil de Selefiler, yani Selefi Sünniler hakim olursa ortada ne Şii kalacak, ne Dürzi kalacak, ne Nusayri kalacak, ne Alevi kalacak. Korku bu. Çünkü öbür Hanefi veya Şafii, Maturidi ya da Eş'ari, Sünnilik ehli kıble tekfir edilemez anlayışına sahip olduğu için
ehli kıble bu insanlar ben Müslümanım diyorlarsa Müslümandırlar. Bunlara ilişilmez fazla. Ama Selefiler de böyle değil. Dolayısıyla Suriye'de veya Irak'ta şurada buradaki Sünni korkusu, gayri Sünni topluluklardaki Sünni korkusu aslında Selefi korkusudur. Değil Şii'ye, Hristiyan'a sorsanız Lübnan'daki Hristiyan'a Osmanlı'yı ister misin? Kesinlikle isterim diyecek. Çünkü orada onlara büyük bir özellik vermiş yani millet sisteminde. Öbür mezheplere de öyle. Gitmiş sormuş onlara, Yezidilere sormuş, Dürzilere sormuş. Müslüman mısınız, değil misiniz? Demiş, Dürziler demiş ki Müslümanız. O halde gelin askerlik yapın. Yezidiler demiş ki Müslüman değiliz. O zaman asker olmayın, vergi verin. Osmanlı'nın derdi o. Yani itaat halinde olması gerekiyor. Müslümansa vergi askere gelecek. Öyle ben ne vergi veririm ne askerlik yaparım yok. Yani ikisinden biri o. Müslümansan asker olacaksın. Benimle beraber vatanı koruyacaksın. Eğer Müslüman değilsen o zaman vergi vereceksin. Ki ben seni koruyorum yani. Osmanlı sistemi bu şekilde. Yani Yahudiler ve Hristiyanlar bundan faydalanmışlar. Millet sistemi. Şu an böyle bir sistem yok bölgede yani. Bölgede böyle bir sistem eğer Selefiler yani Sünnilik, Selefilik olarak Daesh, El-Kaide üzerinden oraya hakim olursa veya Suudi Arabistan gibi bir ülke ortaya çıkarsa, yeni bir ülke ortaya çıkarsa bu gayri Sünni mezheplerin korktukları başına gelecek. Çünkü Selefilik dışlamacı bir mezhep. Bunları tümden müşrik sayıyor yani. Ama Hanefilik ve Maturidilik, Eşarilik de bu yok. Ehli kıbleysen tekfir etmeyiz seni. Sen yine bidatçısın ama Müslümansın şeklinde anlayış var. Problem orada ortaya çıkıyor. Suriye'de Nusayrilik, şu yeşil bölge arkadaşlar. Akdeniz kıyısındaki. Suriye'nin %10 ila 12'si nüfusunun. Nusayri'dir. Arap Alevisi de deniyor bunlara. Bu bölge, Arap Alevisi deniyor. Bunlar da tenasüh inancı, ruhların ölmediği, yeni bir ruhta bedenlendiği şeklinde. Hazreti Ali'nin ilah kabul edilmesi şeklinde. Aşırı inançları var. Yaklaşık 2,5 milyon civarında nüfusu var Nusayrilerin. Ama rejim, Esad ailesi, Nusayri bir aile. 30 yıldır Suriye'yi bunlar yönetiyor. Büyük Şam vilayetinde Nusayri alanları görüyorsunuz. Biraz Lübnan'dan almış güneyde ve kuzeyde de bizim Hatay, İskenderun bölgesinde. Yarım milyonun biraz üzerinde Nusayri vatandaşımız var o bölgede yaşayan. Samandağ'ı ve Hatay merkezde. Göçler sonucunda Adana, Tarsus ve Mersin'de de mahalleleri var. Bunlar Arap Alevisi, Türk Alevisi değil. Arapça, ana dilleri Arapça. İşte bu gezi olaylarında epey bir münahaleleri oldu bu şeyin. Yani sol partilere, sol örgütlere destek veriyorlar. Neydi öldürülen çocuğun ismi? İsmail. Efendim? Ali ismi mesela bu bölgedendir. Epey kayıp verdiler şey olarak. Önemli entelektüel isimleri var gazetecilerden şuradan buradan. Tabii Suriye'ye destek veriyor. Suriye'de milisleri de var bunlar yabancı savaşçı olarak. Savaşıyorlar. Bölgede toplam 3 milyon civarında yani 2,5 milyonu Suriye'de, yarım milyon kadar da Türkiye'de, toplam 3 milyon belki biraz üzerinde, az bir şey üzerinde bir nüfusa sahipler. Anadolu'da Alevilik dağınık olarak nüfus olarak kendileri 20 milyon civarında deseler de
3-4 bilimsel araştırma var elimizde. 8 ila 10 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'deki Alevi vatandaşların nüfusu. Yoğun olarak yaşadıkları bölgeler, kırmızı alanlar. Köken olarak Şii değiller. Eski Türk dininin aslında bugüne İslamlaşma sürecinde yansıması. Şiilik de bu arada eklemlenmiş üzerine hafiften. Ama yani bir ibadetlere, fıkha yansıyan bir Şiilik değil bu. Evet, nüfus olarak da söylediğim gibi yani 9-10 milyon civarında bir nüfusa sahipler. Ufak tefek diğer mezhepler var ama bunlar çok önemli değil. Irak'ta Şebek şeyi var, Yezidiler var. Şu üstteki iki alan Yezidilerin yaşadığı bölge. Yezidiler artık kendilerini Müslüman saymıyorlar. Biz farklı bir diniz diyorlar. Kuzeydeki batı, kuzeybatıdaki Musul'un kuzeybatısındaki bölge şu an DAEŞ kontrolünde. PKK da orada yerleşik. Yani Türkiye ikinci bir Dicle harekatından söz ediyor. Dicle kalkanı muhtemelen oraya yapacak. Çünkü Kandil'i boşalttı deniyor PKK. Oraya yerleşti deniyor. Sincar'a. Sincar Yezidilerin doğa tarihi alanlarından bir tanesi. Ezidi ile Yezidi aynı, evet. Onlar Ezidi diyor, Sünniler Yezidi diyor. Şu alttaki iki bölgede bunu yanlış yapmışlar. Hepsine Yezdanizm demişler ama üstteki iki bölge Yezididir. Alttaki iki bölge Yezidiliğe yakın Ehli Hak diyoruz. Ali ilahiler, Ali'yi ilah kabul edenler şeklinde bir şey var. Farklı bir kültür bu da. Azınlık, kırsal mezhebi, kırsal kesim mezhebi. Evet, durum böyle. Yani gördüğünüz gibi çok parçalı bir Orta Doğu söz konusu. Çoğunluk Sünnilik fakat Sünniliğin içinde Selefi olanlar, olmayanlar, birbirleriyle farklı hareket eden kesimler var. Herhalde bu seminerimiz bir şey, çerçeve çizdi. Belli yerlerde ufuk açtı, öyle tahmin ediyorum.